Sivasspor bu akşam Villarreal deplasmanında olacak. Sezona 5 temsilciyle başlamıştık ama ikisiyle devam ediyoruz şimdi. Medipol, Başakşehir ve Sivasspor hep konuştuğumuz konu ama aslında o da biraz artık geride kaldı. Artık konuşmanın da bir anlamı kalmadı gibi. Ülke puanı mevzusundan bahsediyorum. Çünkü artık öyle bir şey yakın yani, zamanda... Ülke puanı açısından Medipol, Başakşehir'in işinin çok zor olduğunu söyleyelim. Çok fazla puan beklentisi olmasın. Sivasspor'un grubu nispeten daha kolay gibi görünüyordu. Ama bu akşam oynayacağı maçta da Villarreal çok iyi başladı sezona İspanya'da. Çok dengeli bir kadroya sahipler. Yani çok tehlikeli oyuncuları da var. Pareo gibi, Alcacer gibi. Sivasspor açısından da lige çok iyi yani süper bir form durumuyla başladıklarını söylemek mümkün değil. Tabii Sivasspor bir de geçen seneye göre o ana elemanlarını da kaybetti. Oyuncularını da sattı. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç gibi oyuncuları yükselten oyunculardı geçen sene. Skor getiren, Sivasspor'un üst sıralarda yer almasını sağlayan oyunculardı. Onlar yollarınız ayrıldı. Apindango'ya da yok galiba bu akşam. Öyle mi? Evet, doğru hatırlıyorum. O yüzden en zor bir karşılaşma bekliyor Sivasspor'u. Ama nihayetinde kaybedecek hiçbir şey de yok. Yani şu durumda Demir Grup Sivasspor'un alacağı her puan çok ciddi bir kazanç. Hem kulüp için çok ciddi bir kazanç. Hani ben ülke puanını da geçtim. Hem kulübün, oyuncuların kendilerini temsil ettikleri işte kendi tecrübeleri açısından önemli. Hem de diğer tarafta tabii ki ülke puanı açısından önemli ama grup ne kadar kolay olursa olsun bu ilk karşılaşma Sivasspor açısından zor bir karşılaşma olarak duruyor. Yani kolay bir mücadele bizleri beklemiyor. Bence şu an lig kalitemiz açısından biz Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım göndermeyi pek hak etmiyoruz. Ligin kalitesi açısından söylüyorum. Ama çok daha iyi dönemlerimiz oldu. Belki çok daha iyi dönemlerimiz de olacak. Ama şu süreç gösterdi ki Avrupa'da çok rekabetçi bir durumda olmadığımızı görüyoruz. Paradoksal noktalar var. Hani çok fazla genç ihraç ediyoruz. Çok iyi oyuncularımız Avrupa'da oynuyor. Ama takımlarımız bir o kadar kötü tercihler yapıyorlar bazı noktalarda. Ve bu baskı Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor üzerinde olmamalı. Bu baskı kalifiye olamayan, ön elemelere geçemeyen diğer 3 takım üzerinde olmalıydı. Doğru. Yani onlar sonuçta Medipol Başakşehir şampiyon oldu, direkt gitti. Demir Grup Sivasspor şans eseri, belki de Beşiktaş kazanmasa Demir Grup Sivasspor oynayacak ön elemeleri. Doğru. Beşiktaş direkt olarak gruplara gidecek. Onlar da direkt gruba gittiler. O yüzden burada hani çok fazla öyle baskı hissetmenin manası maalesef yok. Keşke hani 5 takımla gidebilseydik. En azından 4 takımla gidebilseydik. Tabii. O zaman farklı şeyler konuşabilirdik.